Bu bölümde Through the Garment'ın B grubu komutlarını inceleyeceğiz. B grubu komutlarımız dikkat ederseniz Pattern menüsü altında listelenmiş. Dolayısıyla buradaki bütün komutlar Pattern'ı birinci dereceden ilgilendiren komutlardır. Şimdi buradaki ilk komut Deactive Pattern Only seçeneğini inceleyelim. Deactive ya da Active Pattern seçenekleri sahnedeki pattern'ın simülasyondan etkilenip etkilenmemesini sağlıyor. Buna göre sahnede birden çok pattern'ımız varsa simülasyondan etkilenmesini istemediğimiz pattern'ları bu komut ile devre dışı bırakabiliyoruz. Örnek için çalışma klasörümüzdeki Active Deactive adlı projeyi sahnemizde açalım. Bunun için File, Open ve Project komutunu veriyorum. Buna No diyorum. Çalışma dosyaları 11 Deactive ve buradan Active Deactive adlı projeyi aç komutuyla sahnemde açıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi sahnemde 3 adet pattern'ım var. Bunlardan görmüş olduğunuz gibi en baştaki aktif, ortadaki devre dışı ve bir diğeri aktif. Şimdi sahnemizi Through the Garment altından simulate edelim. Simulate komutunu verelim, simüle edelim. Bu durumda görmüş olduğunuz gibi aktif pattern'ımız simülasyonun işleminden etkilendi ancak deaktif olan pattern'ımız simülasyon işleminden etkilenmedi herhangi bir şekilde. Dolayısıyla sahnede bizim istediğimiz pattern'ları bu şekilde simülasyondan etkilenmesini sağlayabiliriz. İstemediklerimizi de devre dışı bırakabiliriz. Şimdi bir diğer seçenek olan Deactive Pattern and Saving komutunu inceleyelim. Farkındaysanız az önce ben sahneyi simüle ettiğimde buradaki pattern da sündü yukarı doğru. Yani buradaki pattern üstündekine bir dikiş ile bağlı aslında. Şunu devre dışı bırakırsam ve bunu pattern'ı sündürürsem aşağı doğru görmüş olduğunuz gibi burada bir saving yani dikiş işlemi var. Ve ben sahneyi simüle ettiğimde farkındaysanız yukarı doğru gidiyor. Yani bu simülasyondan buradaki pattern da etkilenerek garment haline dönüşüyor. Şimdi bunu devre dışı bırakalım. Şimdi bunu ve shift basılı üstündekini seçip sağ tuş active komutunu vererek ikisini aktif ediyorum. Şimdi tekrar bunu seçip shift basılı altındakini seçip sağ tuş daha sonra buradan Deactive Pattern and Saving yani hem pattern'ı hem de dikişi devre dışı bırak komutu verdim. Tekrar Through the Garment ve Simulate komutunu verdiğimde artık sahnede bu işlemden görmüş olduğunuz gibi sadece bu nesnenin etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla hem dikişimiz hem de buradaki pattern'larımız devre dışı kaldı. Evet, simülasyonu durduralım ve devam edelim. Buradaki bir diğer seçeneğimiz Freeze. Freeze seçeneği seçili nesneyi dondurarak simülasyondan etkilenmemesini sağlıyor. Böylece sahnede sadece istediğiniz kumaş parçalarını simüle edebiliyorsunuz. Örnek için çalışma klasöründeki Freeze adlı projeyi sahnemizde açalım. Bunun için File, Open, Project komutunu veriyorum. Hayır diyorum her zamanki gibi. Çalışma dosyaları 12 Freeze adlı dosya klasöre girip Freeze adlı projeyi aç komutuyla sahnemde açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sahnemde bir tane pattern'ım var ve dikiş ile bağlı freeze edilmiş bir başka pattern'ım da yukarıda mevcut. Farkındaysanız üstteki parçanın rengi koyu mavi çünkü bu freeze edilmiş. Öncelikle onu aktif edelim isterseniz. Seçiyorum sol tuş ile sağ tuş yapıyorum üzerinde daha sonra ve listeden unfreeze komutunu veriyorum. Şimdi donduralım. Tekrar seçiyorum. Tekrar üzerinde sağ tuş yapıp freeze komutunu veriyorum ya da bunu through the garment ve burada pattern altından freeze komutuyla sahnede donduruyorum. Şimdi sahnemizi through the garment simulate komutu vererek simüle edelim. Evet, böylece görmüş olduğunuz gibi simülasyon işleminde freeze etmiş olduğum parça yerinde sabit kaldı ve sadece freeze edilmemiş olan aktif olan pattern'ım bu parçaya dikildi ve bir garment haline geldi. Dolayısıyla freeze komutunda sahnenizde ihtiyaç dahilinde test için özellikle kullanabilirsiniz. Şimdi 3D garment altındaki diğer komut neymiş bakalım. Strengthen. Bunun için sahnemizi file new komutuyla yenileyelim. Hayır diyorum buraya. Daha sonra 3D pattern create ve bu listeden rectangle aracını alıyorum. Şöyle sahnemde küçük bir rectangle oluşturuyorum. Çok önemli değil. Evet, daha sonra Through the Garment ve Strengthen üstüne geliyorum. Strengthen seçeneği seçili nesneye sertlik uygulayarak kumaşın simülasyonda daha sert bir şekilde etkilenmesini sağlar. Yani simülasyondan
yumuşak bir şekilde değil de daha sert bir şekilde etkileniyormuş. Bunu move ile yukarıya kaldırıyorum. Daha sonra pattern'ım seçilirken through the garment ve strengthen komutunu veriyorum. Şimdi klavyeden W tuşuna basıp bir kez şuraya ve bir kez de buraya tıklıyorum. İki tane pin bırakıyorum ve sahneyi through the garment simulate komutuyla simüle ediyorum. Farkındaysanız çok sert bir şekilde bu simülasyondan etkileniyor. Yer çekiminden etkileniyor. Çünkü bu kuvvetlendirilmiş, strengthen edilmiş bir nesne. Şimdi tekrar üzerinde bir kez dokunuyorum. Seçiyorum yani. Through the garment ve unstrengthen komutunu veriyorum. Bakın hemen ortası ne oldu? Aşağı doğru sünmeye başladı. Artık simülasyondan daha fazla etkileniyor buradaki garment'ım. Şimdi bir diğer komutumuza bakalım. Bunun için through the garment ve buradan diğer komutumuz quad rectangle'mış. Quad rectangle komutunu anlayabilmek için öncelikle sahnedeki kumaşın tür olarak triangulate yani üçgenlerden oluşturulduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu doğrulamak için toolbar'daki select mesh aracına tıklayarak nesnemize yaklaşıp kontrol edelim. Bunun için şuradan mesh aracına tıklıyorum ve nesneme yaklaşıyorum. Farkındaysanız nesnemiz, buradaki garment'ımız üçgenlerden meydana gelmiş. Dolayısıyla bu nesnemiz triangulate bir, yani üçgenlerden meydana gelmiş bir nesnedir. Şimdi nesnemizi seçip quad rectangle komutunu vereceğiz. Bunun için select move aracını alıyorum. Nesnemi seçiyorum. Through the garment quad rectangle komutunu veriyorum. Tekrar buradan mesh aracını alıyorum. Bu durumda farkındaysanız artık buradaki garment'ım karelerden meydana geliyor. Dörtlü karelerden. Yani şuradaki her bir kare kendi arasında artık dörtlü bir kare ayrılıyor. Ancak biz onu göremiyoruz şu an. Gizli kareler. Dolayısıyla quad rectangle nesnemizin, garment'ımızın yöntem bakımından oluşturulma şeyini değiştiriyor, yapısını değiştiriyor. Karelerden meydana gelmesini sağlıyor. Şimdi tekrar üzerinde sağ tuş yapıyorum. Ya da through the garment ve buradan triangulate seçeneğini seçiyorum. Tabii öncelikle nesnemi seçiyorum. Through the garment, triangulate seçeneğini seçiyorum. İşlem yapıldı. Daha sonra mesh aracını aldığımda tekrar bunun üçgenlerden meydana geldiğini görüyorum. Şimdi bu ikisi arasındaki farkın ne olduğuna bakalım. Öncelikle seçip nesnemi through the garment ve quad rectangle komutunu veriyorum. Nesnemi seçtiğimde buradaki property editor altından şuradaki miscellaneous altında görmüş olduğunuz gibi bu nesnenin tip olarak mesh tip olarak quad yani dörtgenlerden meydana geldiğini görüyorum. Doğru mudur? Doğrudur. Face count yani yüzey sayısının 777, vertex sayısının 829 olduğunu görüyorum. Bu nesnenin. Şimdi çıkıyorum buradan. Nesnem seçili. Through the garment ve buradan triangulate komutunu veriyorum. Şimdi doğruluyorum. Mesh aracını alıyorum. Select mesh aracını. Tekrar geliyorum. Face count 2212, vertex count 1158. Mesh type triangle yani üçgen. Dolayısıyla bu ikisi arasında farkındaysanız çok büyük bir fark var. Peki bu nesnenin quad rectangle olması ile triangulate olması arasındaki fark nedir? Yani niçin quad rectangle olmalı, niçin triangulate olmalı? Şimdi triangulate'de farkındaysanız quad rectangle'a göre daha fazla yüzey sayısı var. Dolayısıyla şöyle mantıken baktığınızda bu nesne bakın. Sahneyi simüle ettiğimizde yüzey her yere rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Farkındaysanız. Gördünüz. Mesh aracını alalım. Çünkü bu nesnenin üzerindeki üçgenler bakın 1, 2, 3. Nesne yüzeyi bu üçgenlerden ve bu üçgenler her yöne görmüş olduğunuz gibi dağılmış. Yani şurada da bir yön var. Bu üçgen şu tarafa da gidebilir. Şu vertex istikametinde. Bu tarafa da gidebilir. Bu tarafa da bakın şuraya gidemiyor ama oraya da nerede gidiyor? Bakın bir sonraki üçgenin vertex ile gidebiliyor. Yani bu mesh her yere rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Şimdi tekrar 3D garment'tan bunu quad rectangle yapıyorum ve tekrar mesh aracını alıyorum. Bakın artık burada 4 tane her kutu içerisinde 4 tane yeni kare oldu. Ancak
Bu durumda çapraz hareketlerde biraz ne yapmış? Çapraz hareket edebilmesi için farkındaysanız burada bir kurnazlık yapmış program. Bazı kareleri çaprazlara denk getirmiş ki çaprazda da bu şey garment rahat bir şekilde hareket edebilsin. Ancak hem bunun eksenleri kısıtlandı karedeyken hem de yüzey sayısı düştü. Dolayısıyla quad rectangle'da reellik daha düşüktür. Ancak bunun bir avantajı var mı? Tabii ki var. Demek ki burada triangulate daha karlı, daha realistik hareket edebiliyor simülasyon esnasında. Çünkü her eksene, üçgenler her yöne baktığı için her eksene hareket edebiliyor meshimiz. Dolayısıyla bu ne demektir? Meshimiz her yöne rahat bir şekilde hareket edebilecek. Gerçek, real dünyadaki gibi. Ancak hem yüzey sayısı fazla hem de bu işlem işlemcimize ve RAM'imize daha fazla yük bindirmekti. Ancak quad rectangle'da böyle bir durum yok. Hem yüzey sayısı az hem de yüzey sayısı az olduğu için işlemci ve RAM kullanımı da az. Bu bir seçim meselesi tabii ki. Ancak biz her zaman quad rectangle yerine ne yapıyoruz? Triangulate seçeneğini kullanıyoruz sahnemizde. Daha realistik görüntüler elde edebilmek için. Bu bilgiyi de sizlere hemen verelim dedim. Şimdi devam edelim. Through the garment ve bir diğer komutum, daha doğrusu son komutumuz Flip Normal. Flip Normal'ı şöyle izah edeceğim size. 3D programlarda tek yüzeyli nesnelerin sadece ön tarafında işlem yapılır. Bu Maya'da da aynıdır, 3ds Max'te de aynıdır. İşte bu ön, yani işlem yapılan yüzeylere yüzey normali denir. Bunun için size bir şekil göstereceğim hemen. Sahnede görmüş olduğunuz bu küre, 3ds Max'ten aldım buraya size olayı anlatabilmek için. Şekilde bir küre nesnesi var ve bu küre nesnesinin yüzey normallerini görüyoruz. Buradaki mavi çizgiler, bakın kürenin üzerinde vertexler var. Bu küreyi meydana getiren vertexler, bizim Marvelous'umuzda da vertexler var. Bunları size göstereceğim 2D pattern kısmında. Aslında meshlerin de her bir ucunda bir vertex var. Az önce triangulate'de gördüğünüz üçgenlerin her birinin ucunda bir vertex. Buradaki gibi kırmızı vertexler var. Bakın bu bütün vertexler, bu küreyi meydana getiren bütün vertexler dışarıya bakıyor. Yani bunun yüzey normalleri şu an düzgün bu kürenin. Yani bura mavi parçalar dışarıya bakıyor bakın. Dışarıya, yani doğru yüze. O halde biz bu parçanın doğru yüze baktığını buradaki yüzey normallerine mavilerden anlıyoruz. İşte dediğimiz gibi Marvelous'ta da 3ds Max'te de Maya'da da hiç değişmez. Ama Marvelous söz konusu olduğu için Marvelous'ta da bir pattern yarattığımızda, ki bir pattern yaratalım, Marvelous'a geçelim. Ki zaten burada varmış. Bakın bu pattern'ın sadece şu yüzeyi normaldir. Bu pattern'ın yüzey normali bu taraftır. Bu taraf ise bakın renginden de zaten anlıyoruz, koyu. Dolayısıyla bu iç kısma denk geliyor. Burası dış kısma. Denk gelen kısım yüzey normalleridir. Yani işlem yapılacak olan alandır. Dolayısıyla bu şekildeki nesnemiz tek yüzeylidir ve tek yüzeylerde sadece ön tarafta işlem yapılır. Pattern'larda buralarda dikiş işlemi yapılır. Arka yüz bir nesneyi, ön yüz bir nesneyi dikebiliriz. Ancak bu sonradan karşımıza bir sorun olarak çıkabilir. Şimdi örnek için çalışma klasöründeki ters adlı proje dosyasını sahnemizde açalım. Bunun için File, Open, Project komutunu veriyorum. Bu soruya hayır diyorum. Çalışma dosyaları 13 ters klasörüne girip ters adlı projeyi aç komutuyla sahnemde açıyorum. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi bir dikişli bir nesnem var. İki pattern'ım var. Bu şu an normal, yani yüzeyin normali. Ancak bu taraf bakın ters dikilmiş. Yani burası aslında içeri kısım. Normal tarafı nerede? Bakın içeride kalmış. Dolayısıyla bu ters dikiş edilmiş bir nesnedir. Şimdi görünürde sorun yok gibi. Ancak sahneyi simüle eder ve bu kumaşa pressure, yani basınç uygularsak komut çalışmayacak. Düzgün çalışmayacak. Çünkü kumaşlar hatalı yüzeylere dikilmiştir. Şimdi sonucu görmek için klavyeden spacebar tuşuna basabiliriz ya da 3D Garment Simulate komutunu vererek sahneyi simüle edebiliriz. Evet, simülasyon işlemimizi yaptık. Zaten farkındaysanız yüzey normalleri beyaz nesnemizin, ancak yüzey normalleri olmayan içeride kalan kısım, yani pattern'ın içi siyah. Şimdi buna, bu nesneye pressure uygulayacağım. Dolayısıyla 3D pattern sahnesine geçiyorum. 2D pattern sahnesinde pencere seçimiyle iki nesneyi seçiyorum. Neyle seçiyorum? Tabii ki en baştaki edit pattern olabilir, transform pattern fark etmez. İki
pattern'ı seçtim. Property editor altından bakın şurada pressure değerim var. Tıkladım. Klavyeden 5 yazıp enter yaptım. Bakın normalde bunun düzgün bir şekilde şişmesi lazım. Fakat gördüğünüz gibi aslında şişmedi. Ve ben buna basınç verince bu nesne buradan sahneden uzaklaşarak uçup gidecek. 8 yazıyorum, 9 yazıyorum. Ya da değeri artırıyorum. Bakın gidiyor. Ben değer verdikçe gidiyor ve farkındaysanız 29 değerinde bir basınç uyguladım ancak hala şişme olmadı. Çünkü burada bir hatalı dikiş işlemi var. Bakın uçtu gidiyor. Çünkü burada bir hata var. Spacebar tuşuna basıp daha sonra Ctrl Z yapalım işlemi. Evet şimdi en başa geldik. Şimdi ben buradaki pattern'ı seçip üzerinde önce şunu söyleyeyim burada bir hata var. Onu anladık. Nereden anladık? Pressure uyguladığımızda işlem olmadı. Çünkü hatalı bir dikiş işlem var. Bakın şuna aldanmayın. Burada dikiş işlemi düzgün gözüküyor olabilir. Bütün dikişler dümdüz gözüküyor olabilir. Ancak yüzeyler ters dikilmiş. Dolayısıyla bu sorunu ortadan kaldırmak için bu pattern'a bir kez dokunuyorum. Hatalı olan, yüzeyi hatalı olan pattern'a. Şimdi 3D Garment ve burada Flip Normal seçeneği. Yani bunu normale çevir komutu. Tıkladım bakın hemen beyaz tarafa döndü. Burada beyaz taraf, burada beyaz taraf. Artık tekrar bu sahneyi 3D Garment Simulate komutuyla simüle ediyorum. Evet sahnemi simüle ettim. Çok güzel bir şekilde X'i dikişleriyle birlikte ve yüzey normalleriyle birlikte oluşturulmuş oldu. Şimdi Transform Pattern aracıyla ikisini seçiyorum. Edit Pattern'la da seçebilirsiniz. Property Editor altından geliyorum buraya. Pressure uyguluyorum. Bakın ne kadar 5 uygulayacağım. Ne kadar uyguluyorum? 5 uyguluyorum. Enter yapıyorum. Bakın ne kadar sağlıklı bir şekilde parçam şişti. Yani basıncı aldı. Dolayısıyla Flip Normal'ı böyle ters dikilmiş yani bir yüzeyi ters dikmek zorundaysanız Flip Normal komutunu bu amaçla kullanabilirsiniz. Bunu artırabiliriz. 9 yapabiliriz. Biraz daha basınç uygulayabiliriz nesnemizi. Bakın düzgün bir şekilde şişti ve uçup gitme gibi bir sorun yok. Çünkü artık iki nesne de içeri doğru basınç yapıyor. Az önce bir yüzey ters olduğu için ne yapıyordu? Doğru yüz içeriye basınç yaparken diğer yüz dışarıya basınç yapıyordu. Dışarıya basınç yaparsa ne olur? Havalanır gider. Dolayısıyla mantık da bu şekilde işliyor Marvelous içerisinde. Evet böylece pattern işleminde saving yani dikiş işleminin patternların doğru üzerlerinde gerçekleşmesini sağlamış olduk. Şimdi sahnemizi yeniden simüle ettiğimizde kumaşımıza pressure uyguladığımızda sağlıklı bir sonuç aldığımızı da görmüş olduk. Ancak size bir tavsiye bu tür bir işlem yapacaksanız yüzeyleri doğru bir şekilde dikip flip normal komutunu kullanmamaya çalışın. Aksi halde sahne tekrarlarında çapraz dikiş sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalabiliyorsunuz. Peki bu bölümümüzün sonuna da böylece gelmiş olduk. Başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.